Evet, AKİTV ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınıza katkı sağlamak isterseniz KC'de alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir, programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayın. Eyvallah, sağ olun. Şimdi gündeme geçeceğiz ama bir başka gündem vardı. AKİT'in birinci sayfasında var, Sabah'ta var, yine gördüm. Doğru Haber'in manşetinde var. Kobani provokasyonu unutulmadı diyor. Doğru Haber'de de acılar hep taze. 6-8 Eylül-Ekim Kobani olaylarından bahsediyor. Sabah'ın birinci sayfasında katledilen masumların acısı asla dinmez diyor. Evet, 6-8 Ekim 2014 Kobani'de güya sözüm ona DAEŞ, Amerika'nın kurduğu örgüt Kobani'yi kuşatmış. O tarihte çözüm süreci devam ediyor. Ve Selahattin Demirtaş, şu an cezaevinde olan beyefendinin başkanlığında HDP toplantı yapıyor. Çağrıları şu: Türk Silahlı Kuvvetleri. İzleyiciler, ya Ali Bey'in dili sürçtü herhalde, yanlış söylüyor diye şaşırmasınlar. Aynen böyle. HDP toplantı yapıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Suriye'deki bir bölgeyi, bir kasabayı DAEŞ'ten kurtarmak üzere göreve davet ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni davet ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve o tarihteki sivil iktidar, siyasi iktidar, ki henüz daha FETÖ'cü darbeci generaller ve FETÖ'cü emniyet mensupları ve FETÖ'cü hakimler, savcılar henüz daha tasfiye edilmemişler. Siyasi iktidar diyor ki Suriye'nin topraklarına biz giremeyiz, şu şartlar altında giremeyiz. Henüz daha tezkereler falan çıkmış, Suriye'de askeri varlığımız var diye kimse düşünmesin. O tarihte daha Suriye'de askerimiz yok. Bu iş için biz Suriye'ye giremeyiz diyor. Devam ediliyor. Çözüm süreci var. Eyvallah. Çözüm sürecinde ilk bir yıl, bir buçuk yıl o tarih itibariyle askere, polise kurşun sıkılmadı. Eyvallah. Ama alttan alta hazırlıklar yapılıyor tekrar PKK tarafından. En önemlisi, hadi o hazırlıklar tahmin diyelim, en azından PKK silah bırakıp sınır dışına gidecekti. Öyle söz vermişti ama bu sözünü henüz daha yerine getirmedi diyor siyasi iktidar. Ben Kobani'ye gidip de orada Türk askerini riske atamam diyor. HDP PKK'ya bir yandan hak mücadelesi yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırılarında hak mücadelesi gözüyle bakmamız gerekir diyen HDP, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yardım istiyor. Yani Türk askerini vurmaya kurşun buluyor, silah buluyor, havan topu buluyor, roket buluyor beyefendiler. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarını vurmaya gelince buldukları silahı DAEŞ'e karşı bulamıyorlarmış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yardım istiyorlar. Siyasi iktidar diyor ki, ya sizin Irak'ın kuzeyinde bir pederi devletiniz var. Peşmergeler var, Barzani var. Onlar gitsinler, yardım etsinler o Kobani bölgesine. Kobani bölgesi de yarı oranında bildiğim kadarıyla Kürt nüfusa sahip. Burada kimse demesin ki ya Kürt nüfus olduğu için Türkiye yardıma gitmedi. Hayır. Kürt nüfus Türkiye'ye geldiğinde şu an Ümit Özdağ'dan başlayın CHP'ye kadar bu göçmenlerin hepsini yollayacağız. Suriyeli göçmenleri dedikleri göçmenlerin içinde 3,5 milyon insanın içerisinde de 600 bin Kürt var. Hiç konuşmuyorlar. HDP de dahil, orada kenardan seyrediyor HDP. Ya demiyor ki 600 bin Kürt var, sizin Kürtlere düşmanlığınız nerede demiyor. Onlarla işbirliği yapıp, CHP ile İYİ Parti ile işbirliği yapıp göçmenlerin hepsini yollayacağız, Suriye'ye yollayacağız diyorlar. Onların içinde 600 bin de Kürt var. Şimdi o Kobani'deki Kürt nüfusu kurtarmak için DAEŞ'in vahşetinden Türkiye'nin teklifi şu oluyor. Barzani güçleri kısa yoldan
Türkiye'nin sınırından da geçebilecek şekilde, sınırın bu tarafından geçebilecek şekilde hızlı bir şekilde oraya intikal etsin, oradaki bölge halkını kurtarsın. Buna sınırımızın üzerinden geçmeye izin veriyoruz ama biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlerini orada riske atamayız diyor. Barzani güçleri, peşmerge sınırımızın bu tarafından geçerek hızlı geçmeleri için, intikal etmeleri için bölgeye. Kullandığı zaman sözcü. Sahibi Fransa'da kaçak yaşayan hala Burak Akbay. Sözcü manşet atıyor. Sınırlarımız delik deşik oldu. PKK'ya verdik sınırları diyor. Bugün Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyorlar. O Selahattin Demirtaş Türk Silahlı Kuvvetleri Kobani'ye gitmedi diye halkı toplu olarak sokağa çıkmaya davet ediyoruz diyor. Halbuki Türkiye diyor ki peşmerge gelsin Kobani'yi kurtarsın. Kobani dediğin küçük bir kasaba, koskocaman orada işinize gelince bas bas bağırıyorsunuz. Federe devlet bağımsızlık ilan edecek falan diyorsunuz. Barzani gelsin kurtarsın. PKK kurtarsın aslında da. Hadi PKK, ben ayrıştırıyorum Kürt nüfusla PKK'yı. Ama o PKK'nın söylemi bu olaylar. Sonuçta peşmerge oraya yardıma gidince sözcü kıyameti kopartıyor. Peşmergeye sınırlarımızı açtık. Ne diye sınırımızı açtık? Türkiye'de birisine saldırsın diyeler mi, diye mi? Askere veya polise veya sivil bir insana saldırsın diye mi? Hayır. İnsani yardım dedi HDP. İnsani yardım olarak Kobani'yi DAEŞ'ten kurtarmamız lazım dedi. O zaman peşmerge gitsin kurtarsın diye biz de toprağımızı açtık. Ama sözcü, sahibi Fransa'da yaşayan sözcü o ihanet başlıklarını attı. HDP de dedi ki, Selahattin Demirtaş da gece yarısı çıktı. Toplantımızın sonucu şudur dedi. Bütün halkı sokağa davet ediyoruz ki Kurban Bayramı'nın hemen arefesindeydi. Özellikle aldatılmış Kürt kardeşlerimiz o çağrı üzerine sokaklara çıktılar ve yine Kürt kardeşlerimizden Yasin Börü gibi Kurban Bayramı'nda et dağıtan 17 yaşında, 16 yaşında çocuklar da dahil olmak üzere hem de vahşi bir şekilde binadan atıp, ikinci, üçüncü kattan atıp aşağıda gelip onu alıp onun can çekişen vücudu üzerinden tekrar işkenceyle öldürme şeklinde onlarca insanı, Kürt insan çoğu da öldürdüler. Kim? HDP'nin tahrikiyle sokağa çıkanlar. Ve 37 insan o olaylarda vefat ediyor. Ayrıca göstericilerden de yanılmıyorsam 16 kadar kişi ölüyor. 53 toplam vefat var o olayda. Ve 300 milyona yakın, 300 milyon TL'lik devletin bir masrafı çıkıyor maddi. Ben insan ölümü karşısında maddi masrafları çok fazla dikkate almam ama bunu da belirtelim. Şimdi bugün itibariyle Selahattin Demirtaş o tahriki insanları sokağa çağırması sebebiyle ben şimdi vicdanı olan herkese çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki HDP'nin bu çağrısı ne için? Suriye toprakları içerisindeki bir bölge için. Suriye toprakları içindeki bir bölge için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oraya gitme mecburiyeti var mı? Yok. Türkiye'deki güvenlik güçlerinin Şimdi gidiyor, niye gidiyorsunuz? Niye gidiyorsun diyorsun. Ama o tarih itibariyle sizin emniyete, polise veya askere şunu deme hakkınız var mı? Kobani'de DAEŞ adam öldürüyor. Siz niye oranın güvenliğini sağlamıyorsunuz deme kanuni, anayasal hakkınız var mı? Yok. İnsani olarak bunu söyleyebilirsiniz. Bunu söyledikten sonra gidilmedi diye insanları sokağa çağırma, gece gündüz ortalığı birbirine katma, yakma, yıkma, tahrikinde bulunma yetkiniz var mı? Kimse gösteri hakkı falan demesin. Böyle bir gösteri hakkı olmaz. 53 kişinin öldüğü bir gösteri hakkı olmaz. Sen Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyorsun. Ne için? Suriye'nin bir ili bile değil. Bir kasabasındaki hepsi, bütün canlar kutsal, kimse istismar etmesin.
Ama Kobani'de 10 kişi ölecek diye Türkiye'de 53 kişiyi öldürttürüyorsan burada ahlaksızlık var demektir. Burada siyaseti kendi amaçlarına alet etmek vardır. Gösteri hakkını kendi amaçlarına alet etmek vardır. Ve sonuçta Selahattin Demirtaş şu an yargılanıyor. Kobani provokasyonu unutulmadı diye Akit'te bana kalırsa çok daha büyük bir yer verilmesi gerekir. Ama sonuç itibariyle diğer gazetelere de baktığınız zaman sözcüsü ya peşmerge geçiyor bizim sınırlarımızı paspas yaptılar diyen sözcü o tarihte şimdi konjonktürel olarak ya şimdi biz PKK ile beraberiz dercesine bilinçaltına yerleşmiş o aman HDP'ye bir şey demeyeceğiz 6 artı 1'in biri o diyerekten şimdi hık demiyorlar. Akit unutmuyor. Yeni Şafak büyük ihtimalle unutmamıştır. Bu şekliyle Kobani'de olan olayları bugün anıyoruz. Vefat eden insanlarımızı, Yasin Börü başta olmak üzere. Bakın 16 yaşındaki bir çocuk. Bir kusuru varsa çıksın öldürenler desinler ki ya Yasin Börü şu hatayı yapmıştı, bu hatayı yaptı diye söylesinler. Ama hiç kimse böyle bir suç isnadında, kusur isnadında bulunamayacakları Yasin Börü öldürülmüş. Vedat diyorum. AK Parti'den milletvekili seçilip ondan sonra da Yeneroğlu, Mustafa Yeneroğlu. Küçük küçük bir olay olduğu zaman hemen çıkıyorlar, kafaları çıkartıyorlar. Ömer Faruk Gergerlioğlu hemen küçük bir olay olduğunda. Biz de tasvip etmeyiz. Hiçbir asker, hiçbir polis. Ne Kürt vatandaşımıza ne Türk vatandaşımıza. Hiç kimseye fiske vurmasın. Eyvallah. İnsanlar insanları öldürmesinler. Eyvallah. Ama siz istismar edeceğiniz bir olay olduğu zaman Gergerlioğlu veya Mustafa Yeneroğlu veya işte Ahmet Davutoğlu yeni yetmeler. CHP, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal hemen çıkıyorsunuz sahneye. Hakları koruyacağız, özgürlükler diyorsunuz da. Yasin Börü için tek kelime ettiniz mi bugüne kadar ya? Tek kelime ettiniz mi? Yasin Börü'yü anıyoruz dediniz mi? Siz demek ki birisi PKK'lıysa hemen sahneye çıkıyorsunuz. Onun haklarını korumak istiyorsunuz. PKK'ya yarayacaksa, PKK'lı olmayan birisine bir fiske vurulduysa ama o fiskenin vurulmasını kamuoyuyla paylaştığınızda PKK kazanacaksa, devlet otoritesi zayıflayacaksa hemen sahneye çıktınız. Ama Yasin Börü'de sahneye çıkmadınız. Bunu da hafızalara nakşedilmesini istirham ediyorum. Evet, Cumhuriyet'in de 5. sayfasında küçücük bir haber var en dipte. Davutoğlu şikayetini geri çekti diyor. Kimden bahsediyor? Demirtaş davası. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde kendisine yönelik sözleri nedeniyle eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı şikayetten vazgeçti. Demirtaş'ın yargılandığı dava dün İstanbul'da görüldü. Davutoğlu'nun avukatı dosya kapsamında bulunan tüm işlem ve taleplerden vazgeçtiklerini içeren dilekçeyi sundu diyor. Şimdi başbakanlık görevi sürerken yapılan, ona karşı yapılan suçlar hakaret olabilir, başka şeyler olabilir. Bunlar re'sen takibi gereken ve şikayete bağlı olmayan suçlardır. Gitsinler okusunlar, öğrensinler. Eğer Türk Ceza Kanunu'ndan haberleri yoksa bu ülkeyi tekrar yönetme noktasında iddia sahibi olmasınlar. Ha, diyorlarsa ki safımız belli olsun. Tıpkı Hazreti İbrahim ateşe atılmak istendiği zaman karınca su taşımak istiyorsa, bir kuş su taşımak istiyorsa safım belli olsun. Ben bu ateşi söndüremem ama safım belli olsun. Ben kimden yanayım? İbrahim'den yana mıyım yoksa İbrahim'i yakmak isteyenlerden yana mıyım diye. Nasıl ki onlar safım belli olsun dediyse Ahmet Davutoğlu da şimdi safım belli olsun. Ben Demirtaş'tan yanayım. Ben Demirtaş'ın heykelini dikeceğini sözünü veren, Demirtaş'ın o sözü verdiği APO'nun yanındayım ve Tayyip Erdoğan'ın karşısındayım. Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim varsa, ateist, komünist, faşist, ne sayarsanız,
eşcinsel kim varsa, Tayyip Erdoğan'ın karşısındaysa ben onun yanındayım. Tayyip Erdoğan'ın yanında da kim varsa ben onun karşısındayım diyor. Dolayısıyla hukukçularına öğretsinler. O şikayetten vazgeçme diye bir prosedür. Re'sen başlanan şikayetlerde, re'sen takibi gereken suçlarda bir önemi yoktur. Dolayısıyla bu adamların da bu dakikadan sonra ülkeyi yönetme şeklinde bir iddialarının olması, bu kadar basit bir hukuk kuralını bile bilmeyen adamların Türkiye'yi yönetme iddiasıyla ortaya çıkmaları bence abesle iştigaldir. Evet, şimdi Akit'in manşetinde dün önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanun çıkarmaya dönük bir açıklaması vardı. Başörtüsüne özgürlüğe ilişkin. Başkan Erdoğan da dün bir basın toplantı grup konuşmasından sonra bir açıklaması vardı. Kanunla değil, gel anayasayla çözelim dedi. Akit'in manşetinde adam sen gel anayasayla çözelim diyor. Başkan Erdoğan'dan başörtüsü meselesini istismar etmeye kalkan Bay Kemal'e hodri meydan şeklinde bir haber var. Sabahta da anayasa teklifi CHP'nin maskesini düşürdü diye bir haber var yine aynı şekilde belirtildi. Evet, CHP Genel Başkanı bir atağa geçtiğini zannetti ve o atağa geçer geçmez AK Parti gardını aldı. Samimiyseniz, dürüstseniz bunun kanuni bir düzenleme değil, size de bir zararı yok. Madem bu işin çözülmesini istiyorsunuz, fiilen çözülen bir konuyu bir de kanuni dayanağa kazandırmak istiyorsunuz. Madem öyle, bunu anayasal güvence altına alalım ki yarın öbürsü gün kanunu anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla kimse iptaline kalkışmasın, dava açmasın, tekrar tekrar tartışmalar olmasın dedi. Buna karşı Kemal Kılıçdaroğlu eğer dürüst olsaydı, samimi olsaydı, ya biz başörtülüleri gerçekten bir haklarını kullandıkları noktasında bakış açımızı değiştirdik, helalleşmek istiyoruz gerçekten bu noktada diyen bir siyasetçi olsaydı, eyvallah, ben kanun dedim, sen anayasa dedin, hiçbir zararı yok anayasaya yazmanın. Ha kanuna yazmışız, ha anayasaya yazmışız. Anayasaya yazıldığı zaman eski yıllardaki sabıkalar, yani bu neye benzer? Bir binanın bir gün kapısından bir gün penceresinden hırsızlık yapılıyor, giriş yapılıyor. Başıboş bırakılmış. Burada başörtüyü yasak yapmayı da hırsızlık gibi algılıyorum ben. Orada eski dönemlerde başörtüyü yasaklıyordu. Bir gün rektör yasaklıyordu, bir gün dekan, bir gün bakan, bir gün bir milli eğitim müdürü. Buna karşı şimdi devlet demiş ki bu binanın güvenliğini sağlayalım diye bir karar alınıyor şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki kapıyı sağlama alalım. AK Parti de diyor ki hem kapıyı hem pencereleri, her yeri sağlama alalım. Hiçbir yerden hırsız giremez. CHP diyor ki hayır hayır. Şimdi dedikleri o, anayasa olmaz demelerinin arka planı o. Kapıyı biz güvene alalım yeter. Pencereler o açık kalsın. Ha, oradan gireyim ben diyor. Oradan hırsız girsin diyor. Girmeye devam etsin. Bize bir açık kapı kalsın ki biz yarın öbürsü gün iktidara gelirsek tekrar yasağı başlatalım, başörtü yasağını başlatalım. Verdiğimiz örnekte de hırsız tekrar o binaya gidebilsin yani diyor. Dolayısıyla şimdi CHP'nin ben tarttığım zaman birisi diyor ki kanuni düzenleme ile yapalım başörtü serbestliğini. Birisi de diyor ki anayasa ile yapalım. Anayasa kanunun da üstünde olduğuna göre kanunla bunu düzenleyelim diyenler gerçekten başörtüyü bir hak olarak görüyorlarsa anayasayla biz bu hakkı güvence altına alalım demeleri gerekir. Diyorlar mı? Demiyorlar. Bugün Cumhuriyet Gazetesi 4 tane yazarı koymuş oraya. İkisi ölümüne karşı başörtüye serbestlik verilmesini, kanuni düzenleme getirilmesine bile ölümüne karşı. Diğer iki tanesi de karşı çıkacaklar da ya biraz ayıp olur ya diyorlar. Yani böyle bir konjonktürde böyle bir serbestlik gelmiş. Biz iftira üzerine iftira attık. Başörtüye özgürlük gelirse başörtülüler gelir başı açıklara kezzap atarlar. Bunu söyleyen
Malatya İnönü Üniversitesi'nin rektörü Fatih Hilmioğlu, adam rektör olmuş, profesör olmuş, söylediği şey şuydu: başörtüye bu ülkede serbestlik getirilemez, getirmeye kalkanlar görecekler ki başörtü serbest olduğunda başörtülüler başı açıklara kezzap atacak yüzlerine. Bu tehdidi yaptı, bu ahlaksızlığı yaptı o adam. Başörtüye serbestlik tanınanlı 9 yıl oldu. Elhamdülillah kimse öyle bir şiddete başvurmadı. Kimse başı açık birisine kalkıp da başını kapat yoksa sana şöyle yaparım böyle yaparım demedi. Tam bir özgürlük havası Türkiye'ye hakim oldu. Hiçbir anarşi, hiçbir kaos oluşmadı. Dolayısıyla şimdi CHP hem din istismarı yaparak hem de seçmeni de bir şekilde kendisine yöneltmek için böyle bir adım atmak istedi. Ama attığı adımla boşa düşmüş oldu. Anayasayla bunu değiştirelim. Fiili olarak biz yeterli görüyoruz şu anki durumu. Ama illa da illa bir kanuni düzenleme istiyorsanız bunu üst seviyede yapmamız lazım ki. Bakın ben şunu da düşünüyorum. Burada bir parantez açıyorum. Ya kanunla yapmanın ne zararı var diye düşünenler olabilir. Ben anayasayla yapmanın ne zararı var diyorum. O da bana cevap veremiyor ama o da bana derse ki kanunla yapmanın ne zararı var? Söyleyeyim onlara. Kanunla yaptığınız zaman yarın ki 3 kere yapıldı. 2 kere yapıldı. Bir üçüncüsü de anayasayla yapıldı. 2 keresinde de Anayasa Mahkemesi iptal etti. Üçüncüsünde anayasa değişikliği olarak yapıldı. O da iptal edildi. Ama o iyice zorlamayla artık tamamen kanunu manunu paspas ederek yaptılar. Yani kanunu iptal edebilir Anayasa Mahkemesi. Yani yetkileri arasında zaten en başlı yetkisi kanunu inceleyip iptal yetkisini kullanmak var. Ama anayasayı esas açısından inceleme yetkisi yok Anayasa Mahkemesi'nin. Onu bile yaptığına göre sabıkalı bir durum var burada. Sabıkalı duruma göre anayasayla bu işi güvence altına almak daha mantıklı ama maalesef CHP görünen o ki şu an itibariyle buna yanaşmıyor. Siz zaten sadece 1-2 gazeteden verdiniz. Bilmiyorum. Cumhuriyet'in tabii, bakış tabii. açısı. Bakın ben söyleyeyim mesela. Arkadaşlar versinler ekrana. Ataoğlu Berhamoğlu diyor ki kadınların giyimi konusunda CHP'nin yasa önerisi önerisini önemli bir siyasi atak olarak görüyorum. CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu yıpratmayalım. Bakın bu Cumhuriyet'te siz ne yapıyorsunuz ya diyenlere aslında bir İsmini siyasi... de verelim o 2 tane yazarın, 4 tane yazarı vermişler. Hı hı. En başta bir... Emre Kongar. Hı hı. Açık açık. Orhan Bursalı biraz ortadan yürümüş. Hı hı. Şimdi Mehmet Ali Güler yazmış. Mehmet Ali Güler ne diyor? Bir okuyun da izleyiciler de faydalansınlar ya. Cumhuriyet ki, kafası ne diyor? Tarikatlara yasallık pası. Bir sonraki hamle tarikatlara yasallaşma getirecek ya. Diyor. AKP'nin karşı devrim programını uygulayabilmesi için Kılıçdaroğlu'ndan önemli bir pas gelmiş oldu. Çünkü türban karşı devrim programı açısından devrim kanunlarının tasfiyesinin aracıdır diyor. Utanmıyor değil mi? Cumhuriyet Gazetesi de bu yazıyı buraya koyuyor. Cumhuriyet Gazetesi. Ya demiyor ki ne karşı devrimi ya? Ne karşı devrimi ya? Bizim oy verdiğimiz, ölümüne desteklediğimiz Kemal Kılıçdaroğlu bile karşı devrim değil diyor. Ya diyeceğiz ki Kemal Kılıçdaroğlu takiye yapıyor. Kardeşim işte dindar, saf, aptal adamları kusura bakmasınlar. Yani ben de kendimi öyle hissediyorum. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu eğer çıkıp da başörtüyle ilgili 2008 yılında gidip Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açan, imzasını koyan, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan grup toplantısında gösterdi o imzayı. Biz burada defalarca gösterdik. Buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu o imzayı izah etmeden bizim gözümüzün içine baka baka kanun teklifi getiriyorsa Haziran 2023'teki seçimde bizi tuzağa düşürmek için, bizi aldatmak için bir adım atıyor. Biz demek ki o kadar saf görünüyormuşuz veya aptal görünüyormuşuz ki adam bunu söylüyor. Ama Cumhuriyet Gazetesi kendi tabanına diyor ki bak diyor
Ne yazdı Mehmet Ali Güller? Ben de koydum Cumhuriyet'in birinci sayfasına. Karşı devrim kardeşim bu. Biz izin vermeyiz buna dedi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri çıksın. Mehmet Ali Güller kim ya? O yobazın tekidir. Bu yasakçının, despot kafalı bir adamın tekidir. Bu faşist kafalı bir adamdır. Desinler. Ha, diyeyim ki samimi bu adamlar. Diyemezler. Mehmet Ali Güller'e diyorlar ki sen devam et. Sen yasakçı bizim tabanımızdaki adamları CHP'de tutmaya devam et. Bu karşı devrimdir de biz saf aptal dindarları CHP'ye oy vermeye. CHP olmasa bile CHP'nin yanında dolanan o İyi Parti'ye falan oy vermelerini sağlayacağız. İktidara geldik mi sen görürsün o saf aptal dindarları nasıl dize getiriyoruz, nasıl okullardan kovuyoruz, hep birlikte yaşayıp görürüz diyorlar. Dolayısıyla samimiyet testinde CHP yine sınıfta kaldı diyebiliriz. İşte şey de diyor ki Atol Berhamoğlu da sonunu şeye bağlamış. Diyor ki CHP ve Kılıçdaroğlu yıpratmayalım. Kadınlarımızın bakın ne kadar nazik ve kibar ve beyefendi bir adam. Kadınlarımız bu sorunu aşmıştır. Diyorsunuz ki başörtüsü sorununu ya da başörtüsü sorundur ifadesini aşmıştır herhalde diyorsunuz toplum bir kesimi. Yok diyor ki AKP'den kurtulduğumuzda birçok kadınımız ve genç kızımız türbanı kendiliğinden çıkarıp atacaktır. Türbanı evet. Kendiliğinden çıkarıp atacaktır. Yani bakın aslında biz bunu, bu da şunun tercümesi bana göre. Biz bunu kanunla yapmak istiyorduk. Anayasayı nereden çıkarttınız kardeşim başımıza? Anayasayı değiştirmek zor. Biz kanunu, Hüsnümüz gidecekti, Hüsnü Bozkurt, başvuracaktı AYM'ye. Diyecekti ki böyle kanun mu olur kardeşim, laiklik ilkesi burada duruyor diyecekti. Tak AYM iptal edecekti. Biz de ondan sonra diyecektik ki, biz ne yapalım ki? Kanunu iptal ettiler diyecektik. Sonra da genç kızlarımız kendiliğinden, o kendiliğinden artık 28 Şubat'ta da kendiliğinden, bakın 28 Şubat sandıklarının önemli bölümü, biz ne yaptık ki diyor. Biz hiçbir şey yapmadık ki. Biz ikna odaları denen yerde bu kızlarımızı anlattık. Başını açmak isteyen açtı, açmak istemeyen devam etti diyor. Necla Arat bile dedi ki ya bizim elimizde bir şey yok ki, Anayasa Mahkemesi'nin kararı var kardeşim diyor. Ben bir istesem de başörtülü birisini derse alamam dedi. Ya kanun var mı bu konuda diye sorduğunuz zaman kanun olsa da olmasa da beni ilgilendirmez. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Ben başörtülü birisini derse alamam dedi. O Necla Arat bunu dediği için CHP'den milletvekilliğiyle ödüllendirildi. Yoksa Edebiyat Fakültesi'ndeki bir öğretim üyesine CHP her öğretim üyesini milletvekili yapmaya kalkarsa 10 bin tane milletvekili adayı çıkar karşısına. Dolayısıyla sadece ve sadece başörtü düşmanlığı sebebiyle o Necla Arat'ı milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu şimdi çıkmış bize başörtü özgürlüğünden bahsediyor. Veyahut da Atol Behramoğlu çıkıyor. İşte hakaret edercesine kadınlara da AK Parti sebebiyle başlarını örtüyorlar. Çıkartıp atacaklar önce, diyor bir de. Bakın çıkartıp atacaklar. AK Parti'den kurtarırsak Türkiye'yi yani. Onlar kadınlar başlarını açacaklar. Peki AK Parti'den önce insanlar başlarını örtmüyor muydu? Bu sorun yok muydu yasak uyguladığın zaman? O zaman Erbakan vardı. Şimdi Erbakan'la güya siz öyle diyorsunuz. Erbakan sizinle yan yana durmaz. Hadi oradan, hadi oradan diyordu Erbakan Hoca. CHP budur diyordu. CHP'nin gerçek yüzü budur deyip anlatıp ondan sonra da sizi kandırmaya geliyorlar diye devam ediyordu Erbakan Hoca. Ama Temel Bey'i kandırmışlar. E şimdi Temel Bey'in eşi de başını açacak mı acaba? Ataol Behramoğlu'na bir soralım. Ondan sonra da Temel Bey'e soralım. Temel Bey ne dersiniz? Ataol Behramoğlu diyor ki AK Parti'den kurtarırsak Türkiye'yi kadınlar başlarını açacaklar zaten diyor. Ben de sorayım şimdi Temel Bey'e. Ataol Behramoğlu AK Parti'den kurtardığımızda bütün kadınlar başlarını açacak dediğine göre gene şey de öyle demeyelim. Şey de ilginç. Bu bir siyasi atak. Yani bunun bakmayın. Hani aslında sosyolojik, evet, işte psikolojik, ahlaki, etik bir kerizleri kayıtı yok. Kerizleri sallıyoruz burada. Bu bir siyasi atak. PKK'da var ya, borsada var ya kerizleri.
yükseltiyormuş gibi gösteriyorlar borsada değerleri. Biraz yükselince hemen onlar satmaya başlıyor. Gariban vatandaş da yükseliyordu diyor. Yatırıyor. Bir bakıyor hop aşağıya inmiş hisselerin değeri. Orada ne diyorlar buna? Keriz sirkeleme diyorlar. Şimdi o keriz sirkelemeyi yapanlar tutuklandılar. Onun da takipçisi olalım. O ayrı bir konu. Şimdi de siyasi atak demek aslında biz burada kerizleri sirkeliyoruz. Kandırıyoruz onları. Seçime kadar biz dindarlara karşı hoşgörülüyüz, özgürlükten yanayız. Tabii buna tepki biliyoruz. Göstermeyin. Tabii. Arkasında rahat olun. Rahat olun. Seçimden sonra biz kerizleri sirkeleyeceğiz diyor. Başka bir izah varsa Temel Bey kefil olduğuna göre buyursun. Kendisi izah etsin bu sözleri. Evet, reklama gidelim. Döndükten sonra devam edeceğiz. Evet, geri geldik. Başkan Erdoğan'ın çözüm, başörtüsü, ben de çözüm diyorum. Sanki başörtüsü sorunu çözülmemiş gibi. Başörtüsü sorununun istismarına ilişkin bunu kanunla koruyalım çıkışına Kılıçdaroğlu'nun. İstismar da Kılıçdaroğlu'nun kanunla çıkışıdır. Kanun teklifidir aslında bana göre. Madem öyle bunu anayasaya koyalım. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi ya kapıyı kilitleyeceğiz tamam da pencereler açık boşta duruyor. Onları da komple kilitleyelim şeklindeki çıkışına CHP çark etti. Peki Yeni Asya ne dedi Başkan Erdoğan'ın? Kanun anayasa kanundan üstün değil midir? Üstündür. Yeni Asya'da tek satır yok. Dün ne diyordu? İstismarın önüne geçilsin diyordu. Yani başörtüsünü AK Parti istismar ediyormuş, önüne geçilsin diyormuş. Yeni Asya'da tek satır yok. Milli Gazete dün manşetti. Bugün ara ki bulasınız şurada. Erdoğan da anayasayı işaret etti. Erdoğan da anayasayı işaret etti. Burada, dün buradaydı kocaman da. Hayra neydi? Hayra motor, şerre fren. Şerre frendi. Bugün o hayrı daha da pekiştirelim diyor. Kanun ne? Anayasaya getirelim konunun denildiğinde bu kadar. Yan tarafta. Böyle bir... Evet maalesef böyle ama bugün neyi konuşuyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu? Onlara sansür diyorlar. Yalan haberi önleme. Yalan haber nedir? İşte verilmesi gereken bir haberi vermezseniz veya haberleri çarpıtırsanız veyahut da konuları bambaşka bir platforma taşıyıp takiye yapmak isteyenleri överek onları sanki gerçekten bir başörtü özgürlüğü istiyorlarmış gibi Yeni Asya'nın yaptığı gibi dün verip bugün tamam hadi kanuni düzenleme yapalım. Madem kanuni düzenleme olmadan bu konunun fiilen çözülmesi yarın öbür gün sorunlara sebebiyet verecekse anayasada düzenleyelim bunu. Denildiği anda hemen Yeni Asya Tornistan. Ne oldu sana ne ya? Anayasada olması aleyhe bir şey mi? Sen de desteklesene helal olsun. Hatta şunu deseler gene şaşırmam. Gene de eleştirmem. Kemal Kılıçdaroğlu'na helal olsun. O gündeme getirdi de Tayyip Erdoğan da lütfetti. Önlem koysunlar onlar. Anayasada bunu düzenleyelim dedi. Bak CHP'nin girişimiyle bak neler oluyor neler. Helal olsun CHP desinler diyemiyorlar. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi'nden kafayı çıkartmış adamlar zaten. Olamaz diyorlar. Olamaz yapamazsınız. Başörtüyü serbest bırakmak karşı devrimdir kardeşim diyor. Biz buna izin vermeyiz. Devrim kanunlarına aykırıdır diyor. Buyursunlar Yeni Asya Cumhuriyet'teki Mehmet Ali Güllerleri, Emre Kongalları falan bir halletsinler. Ondan sonra gelsinler Tayyip Erdoğan'a diyebilecekleri bir şey varsa, eleştirecekleri bir nokta varsa ondan sonra söylesinler. Evet. Şimdi o yalan lobisi iş başında diye Akit'te vermiş birinci sayfası da sosyal medya düzenlemesi meclis gündeminde kararında manşeti iki ileri bir geri diyor. Bir yanda özgürlüklere yönelik bir hamle, diğer tarafta sansür diyor. Cumhuriyet manşetinde işte AKP özgürlüğü diyor. Sansür yasası getiriliyor diyor. Bir gün yine sansür yasası tehlikeli demiş. Yeni Asya manşetinden seçim öncesi hedef herkesi susturmak demiş. Akit'te birinci sayfasından yalan lobisi iş başında kanun adeta sanki konuşmak isteyen insanları susturmak istiyormuş gibi çarpıtılıyor. Oysa açıkça belirtiliyor ki kara propaganda belgesi bilgisi olmadan yalan
bilerek yalan yazmak, bilerek orada yanılarak falanlar gene kendilerini kurtarıyorlar. Ama Karar Gazetesi'nde bir ifade var. Meral Akşener'e yönelik olarak Meral Akşener demiş ki Facebook yerine Akbuk mu gelecek falan demiş. Devam etsin Meral Akşener. Amerika'nın sözcülüğüne, Facebook'un sözcülüğüne devam etsin. Veyahut da o da desin ki ya Facebook yetmez. ABD Book olması gerekir. Biden Book olması lazım. Biz geldiğimiz zaman siyasi iktidara ülkeyi Facebook'un yönettiği, Instagram'ın yönettiği, Twitter'ın yönettiği, Amerikan şirketlerinin yönettiği bir ülke haline getireceğiz. Birisi sosyal medyadan dandik bir hesaptan bir paylaşım yapacak. Suriyeli göçmen Türk'ü yaraladı diyeceğiz. Millet ayaklanacak. Etrafında nerede bir göçmen varsa ona saldıracak. Ertesi gün ortaya çıkacak ki göçmen Türk'e değil, Türk göçmene saldırmış. Olsun diyeceğiz, devam edeceğiz. Bunu paylaşan, ilk paylaşan kim diye Twitter'a soracağız. Twitter diyecek ki biz hesaplarımız gizlidir, size vermeyiz. Ya hesap dandik hesap. Adamın gerçek ismi bile yok orada. Tek bir ad, soyad bile yok. Bir vinyet koymuş oraya diyeceğiz. Biz vermiyoruz diyecek. İşte bunu savunuyor Meral Akşener. Yalan haberle ilgili söylüyoruz işte kara propagandayı falan önleyecek ama o 40 tane maddenin 3 tanesi 4 tanesi bunlarla ilgili. Diğer maddelerde Facebook dize getiriyor kanun teklifi. Almanya çıkartmış, 2017'de çıkartmış, siz gösterdiniz dün. Biz şimdi çıkartmaya kalkınca yok, hayır yapamayız. Çünkü biz Amerikan uşaklığını gönüllü olarak yapıyoruz Türkiye'de. Hem de bir de milliyetçi geçiniyoruz. Hem de ülkücü geçiniyoruz. Facebook yerine sen Akbuk mu getireceksin ya, ne oluyoruz diyor. Facebook'un avukatlığını yapıyor. Twitter'ın avukatlığını yapıyor Meral Akşener. Ama bu vesileyle ben, denk geldi belki, bir hastanemizde, bir özel hastanemizde bir olay yaşanmış 8 ay, 9 ay kadar önce. Yeni sosyal medyaya intikal etti. Arkasından da Sağlık Bakanlığı da o hastanenin bütün işlemlerini, o şubesinin... Görüntülerdeki hastane değil mi? Evet, görüntüde. Olay. Arkadaşlar eğer sesi varsa verelim. Verelim. Yok, sesi yoksa biz... Verelim, yayına verelim. Verelim. Bu görüntüler sosyal medyada infial oluşturdu. Yaşlı kadınla sözde sağlıkçılar alay etti. Merve ne yapıyor? Paralarını almış. Ben mi alayım? Ver paralarını kadına. Özel bir hastanede çekildiği iddia edilen görüntüler ameliyat masasındaki yaşlı hastaya yapılanlara bu kadar da olmaz dedirtti. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı. Al, hadi ameliyata başlıyoruz. Vatandaşlar nerede çekildiği bilinmeyen görüntüler için Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesini istedi. Merve ne yapıyor? Paralarını almış. Yapmışlar. Ben mi alayım? Ver paralarını kadına. Evet, şimdi arkadaşlar söylüyor, o olayla alakalı da 8 kişi gözaltına alındı diyor. Sağlık Bakanlığı dün de nerede çekildiği belli değil diyor arkadaşlar ama yayında. Önceki bir haberden alınan video olduğu için öyle başladı. Sonrasında Bayındır grubuna bağlı bir hastane, Ataşehir'deki bir özel hastane olduğu biliniyor. Kamuoyuna açıklandı. Şimdi sansüre gelelim. Ver şu gazetelerin hepsini. Bir görelim. Sözcüğü bir verirsen bana şöyle bir gösterelim ya. Bir hastanede, bir özel hastanede 80 yaşındaki kadınla bir hastane görevlisi alay ediyor. Para saçıyor yüzüne. Senin böbreğini, sağ böbreğini aldık, bilmem kime takacağız diyor. Nerede sansür? Meclis, milletvekilleri, sansür yasasını çıkartmayın diyenler. Nerede şurada şu Bayındır Hastanesi? Niye verilmiyor? Verenler vermiş diyecek arkadaşlar şimdi. Bakıyorum da bulamıyorum. Ben görmedim. İş sayfalarda vardır. Bir özel hastane.
vicdansızlar, namussuzlar, ahlaksızlar diyorum. Ya bir vakfımızla ilgili 10 yıl önceki 1000 tane, 2000 tane ev kurmuş o vakıf. O vakfın 2000 tane evinden yüzlerce de yurdu var. Yüzden fazla öğrenci her birinde kalıyor. Bir tane evde bir tane öğretmen yanlış bir şey yaptığı iddia ediliyor. O kişinin annesinin adı, babasının adı, kardeşinin adı, karısının adı, çocuklarının adı. Neredeyse ebesinin adına kadar veriyorlar. O vakfın yöneticilerini tek tek sayıyorlar. Onların anne adı, baba adı, her şeyini yazıyorlar. O olaydan sonra, 2 sene sonra sokakta bir olay olduğu zaman bilmem ne vakfında da bilmem ne evinde şöyle olmuştu diye onu da oraya bağlıyorlar. Şimdi 80 yaşındaki kadının suratına para saçarak senin böbreğini aldık bilmem kime satacağız diyenlere özel bir özel hastanede sansür, sansür işte bu. Sansür işte bu. Niye yapılıyor biliyor musunuz o sansür? Çünkü bu gazeteye İş Bankası reklam veriyor. İş Bankası'nın mıymış o? Gel, gel vatandaş, gel. Sansür burada. Sözcü, Cumhuriyet. Ver şu Cumhuriyet'i de ver ya. Cumhuriyet'i de ver görelim. Bir günü de ver en sağda. Bir güne de bir bakalım ya. Neredeymiş bu haber ya? Bir görelim ya. Bir görelim. Bir görelim de. Diyelim ki sansür yok bu ülkede şu an. TBMM'deki kanun teklifiyle sansür gelecek diyelim. Hani nerede haber? Haber nerede? Haber. Bir özel hastane verenler de öyle iş sayfasında veriyor. Bir özel hastanede. Ha. Özel hastanenin de hepsini de verecek. Hop. Atıyor çuvala. Daha vahimini söylüyor. İş Bankası söylüyoruz. Hemen dava açıyorlar. Daha dün 2 tane yeni dava yolladılar. Niye? İş Bankası'ndan. Birisi bizim programda yapılan bir konuşma. Yine Manşetlerin Dili programında söylemişiz. Demişiz ki İş Bankası işte CHP tarafından 2 kişi yönetim kurulunda üyedir vesaire demişiz. Beyefendiler, işte beyefendiler rahatsız olmuşlar. Can Dündar'a verilen kredinin kıyak olduğunu söylemişiz. Şartlarını açıklayın demişiz. Onların hepsi BDDK'nın kontrolünden haşa BDDK ve İş Bankası yargılanamaz, eleştirilemez, kutsal tabular mı? Soruyoruz. Diyoruz ki hangi? Efendim gizlidir. Gizliyse o zaman ne davası açıyoruz? Gizlidir de ben istediğime o gizlilik içerisinde bazısına %2 ile bazısına %4 ile veririm de bunu da basın eleştiremez de. Bize gelince sansür gayet güzel. Adam susturmak için dava üzerine dava açıyor. Bir günde 2 tane yeni tebligat geliyor. Ama kendilerine geldiği zaman şimdi İş Bankası'nın %51 ortaklığı olan Bayındır Özel Sağlık Kuruluşu'nun içinde yaşanan o rezaletle ilgili sözcü Cumhuriyet bir gün tek kelimeyle İş Bankası'nın ortaklığındaki Bayındır grubunun Ataşehir şubesindeki hastanede bu rezalet yaşandı diyemiyorlar. Ama bir vakıf ile ilgili bunu gayet güzel cibilliyetine kadar bilmem dedesine kadar her şeyini yazıyorlar. Dedesine kadar. Şimdi daha da vahimini söyleyeyim. Bayındır Sağlık Kuruluşu'nun yönetim kurulu üyeleri kimler? Arkadaşlar künyesini verebilirlerse, evet. Bayındır Sağlık Grubu, organizasyon yapısı, yönetim kurulu. Mustafa Kıcalıoğlu yönetim kurulu üyesi. Kim? Beyefendiyi tanıştırayım sizi. Yıllarca Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nde üyelik yapan CHP kontenjanından yok öyle bir kontenjan. Kanunda öyle bir şey yok. Ama bana sorun, bana. Basın davalarına bakan
manevi tazminat davalarına bakan 4. Hukuk Dairesi'nde üyelik yapan Mustafa Kıcalıoğlu. Akit'in her giden davasında Akit'in aleyhine karar veren, CHP'nin giden davalarında CHP'nin lehine karar veren Mustafa Kıcalıoğlu, emekli olur olmaz, emekli olur olmaz Yargıtay'dan, yaş haddinden hemen İş Bankası'nın yönetim kurulu üyeliğine geldi. Biz zannediyorduk ki yönetim kurulu üyeliğinde bir yıl, iki yıl kaldı, ondan sonra gitti zannediyorduk. He, şimdi iştiraklerde devam ediyormuş. Ya sen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi üyesiyken Akit'in aleyhine onlarca karar verdin. Biz bunu ödüllendirmemiz lazım kardeşim. Bu işler bedava mı? Bayındır Sağlık Grubu'nun yönetim kurulu üyesi. Kimin sayesinde? Hani diyor ya Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'liler. E canım, bizim İş Bankası'ndaki hissemiz sembolik. Tek kuruş karımız yok. Mustafa Kıcalıoğlu nereden geldi buraya? Efendim işte İş Bankası'nın yönetim kurulu üyeliğine CHP kontenjanından üye olmuştu. Oradan ayrıldıktan sonra oraya başka bir CHP'liyi koydu CHP'liler. Şimdi ama burada devam ediyormuş. Kendi sitelerinden aldık biz bunu. Daha da vahimi var. CHP'de genel başkanlık yapan Murat Karayatsın da orada. Şimdi Sözcü niye yazamıyor? Reklam aldığı İş Bankası'nı küstürmemek için yazmıyor. Ayrıca Murat Karayalçın CHP'nin genel başkanlığını yapmış. Bir hafta, iki hafta önce de bir röportaj vermişti gene gazetelere. Şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı, seçimde falan filan diyerekten kafayı çıkartmıştı. CHP'li Murat Karayalçın'ı üzmemek için bir özel sağlık kuruluşunda. Yoksa sansür olur mu canım Türkiye'de? Şu an sansür yok. Özgür bir şekilde Sözcü istediğini yazıyor. Bakmayın siz Burak Akbay'ın Fransa'da kaçak yaşadığına. Her şey dürüst Sözcü'de. Cumhuriyet de öyle canım. Cumhuriyet olur mu öyle bir şey? Murat Karayalçın Bayındır Sağlık Grubu'nda yönetim kurulu üyesi. Ama biz Bayındır'ın ismini kullanmadan bir özel hastane deriz. Ve bu özgür basın olur. Bu düşünce hürriyeti, basın hürriyeti olur. Nerede kardeşim, nerede? Bayındır grubu nerede? Murat Karayalçın nerede? Şu vakfın Kırıkkale'deki 100 tane evinden bir tanesinde 10 yıl önceki adını sanını duymadığımız bir öğretmenin doğum tarihinden ebesine kadar her şeyi öğrendi bu Türkiye. 10 yıl önce bir çocuğa bir şeyler yapmış cinsel iddiasıyla. Peki Bayındır Hastanesi'nde bu rezalete imza atan kişilerin bakın ünvanlarını bile bilmiyoruz biz şu an. Onlarca habere baktım ben. Doktor var mı içinde? Hemşire mi? Hasta bakıcı mı bunlar? İdari görevliler mi? Nedirler? Oradan çünkü arkadan sesler de geliyor. Birisi diyor ki Beşiktaş'ta bilmem kimle geziyordun değil mi? Küfürlü devam ediyor ifadeler. Kim o? Doktor mu? Başka bir şey mi? Başka bir görevli mi? Bunları niye açıklamıyor gazetelerimiz? İsmail Saymaz neredesin? Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu vesaire 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 vesaire. Neredesiniz? Emre bilmem neler neredesiniz ya? Sedat Peker kulağınıza üflüyor. Hemen hop çıkıyorsunuz. Efendim bilmem kim AK Partili şu şahıs şöyleydi böyleydi. Hadi bakalım ya. Hadi yiğitseniz, gazeteciyseniz şunları bir anlatın ya. Ben daha şimdilik bir Mustafa Kıcalıoğlu bir de Murat Karayalçın'ı biliyorum. Başka diğerlerini de bir öğrenelim, tanıyalım. Çıksınlar, açıklama yapsınlar. Desinler ki bizim hastanemizde böyle bir olay olmuştur ama şudur, budur, gereken şöyle yapılmıştır, böyle yapılmıştır ama öncesinde de denetimlerimiz vardır. Ama bir vakıfta nasıl ki böyle bir yanlış şey olabiliyorsa bizde de maalesef böyle bir yanlış bir şey olmuştur desin. Objektif olarak vatandaşlara bir bilgilendirme yapsın. Ha, ondan sonra da o reklam verdikleri gazetelere de desin ki ya saygısızlık yapmayın, terbiyesizlik yapmayın. Hastanede de yanlış şey olur.
vakıfta da olur, her yerde olur. Önemli olan o olay, o yanlış yapıldığı an itibariyle yöneticilerin bu işin üzerine gidip gitmediğidir. O kişileri koruyup korumadığıdır. O vakıfta o kişi korunmadığına göre siz kalkıp da o vakfın ismiyle her gün yayın yapamazsınız. Bizim hakkımızda da bir kere yazın hangi grup olduğunu, ama her gün yazmaya kalkarsanız ayıp etmiş olursunuz. Biz de size reklam meklam vermeyiz. O zaman desinler. Ama şimdi adamlar yazamıyorlar ki. Onlar gönüllü sansürcü bunlar. Gönüllü. Kendiliklerinden sansürlerini yapıyorlar. Ama kanunda yalan haberi bilerek üretenler cezalandırılır deyince yalan haberi. İftira atılmıyor. Doğrusu. Herkes biliyor. Sosyal medyada tartışıyor. Ama ne bilinmiyor? Hangi hastane olduğu bilinmiyor. O hastanenin kime ait olduğu bilinmiyor. O hastanenin yönetim kurulu üyeleri arasında kimler var onlar bilinmiyor. CHP'li iki kişinin şu ana kadar tespit ettiğimiz. Daha başkaları da vardı. Bunlar bilinmiyor. E şimdi yiğitse bir günün emperyalizme bir savaş açtık diyen editörleri, yazarları başörtü söz konusu olunca halkın sesine kulak vermeli. Sanki halk başörtü yasak olsun diyormuş gibi. Efendim neymiş? Gerekçe ne olursa olsun dün itibarıyla siyasetin gündemi Erdoğan'ın sahasına taşındı. Yurttaş canıyla boğuşuyor. Evet, yurttaş canıyla boğuşuyor. Ekonomik sorunlar var. Ama sen ne yapıyorsun? İşte başörtüye güvence getirmek geriye gidiş olur. Neye geriye gidiş olacak ya? Başörtüye bu ülkede zaten kanuni güvence hiç olmadı ki. Sadece ve sadece kanuni yasak olmadı. Birileri kafadan çıkarttı. Başörtü yasaktır dedi ve fiilen de uyguladı. Ve yeni tuzaklara hayır diyor anayasada. Hukuk profesörü olduğunu iddia eden İbrahim Kabaoğlu ve çarşaf sarmalı diyor bir günün yazarı. Hadi bakayım yiğitseniz hastane sarmalı yazsanıza. Göreyim ben boyunuzun ölçüsünü bir gün. Cumhuriyet, Sözcü. Dolayısıyla bunların yalanlarına, üç kağıtlarına, kirli oyunlarına kimse kanmasın. Bunların özgürlük dedikleri şeyin arkasında aslında korkunç bir despotizm vardır. Korkunç bir sansür vardır. Vatandaşları böyle uyuturlar. Bir özel hastane derler. Kendilerinin vakfı olduğu zaman bir özel vakıf derler. Bunu onlarca... Şu olay şehir hastanesinde yaşansaydı. Ooo. Şehir hastanesinde yaşansaydı. Bir kamu hastanesinde olsaydı. Ki ben tepkilere bakıyorum sosyal medyada. Sanki özel hastane değil de kamu hastanesinde olmuş. Sanki Sağlık Bakanı anında olaya müdahil olmamış da hala kulak arkası yapıyormuş gibi. Ya işte AKP döneminde sağlık sisteminin geldiği hal bu diyorlar. Evet. Nerede bu bakanlık diyorlar. Tabii. Yani koca sorumlu işte. Murat Karayalçın orada huzur hakkını iki maaş mı alıyor, beş maaş mı alıyor artık bilmiyoruz. Bayındır'dan bir alıyordur. Bilmem ki nereden bir alıyordur. Öbür taraftan üçüncüyü alıyordur. Bilmiyorum. Kim alırsa alsın. AK Partili de alıyorsa, gitmeden maaş aldığı yer varsa veyahut da aslında işte 6 yere, 7 yere bir insan zaten gidemez. Dolayısıyla böyle sembolik olarak isimlerini yazdırıp oradan da huzur hakkı alıyorsa, AK Partili de alıyorsa almasın. Eleştiriyorum. Eyvallah. Ama şimdi Murat Karayalçın'ı sen görmezden gelir de sabahtan akşama kadar AK Partililer çift maaşlı bilmem ne maaşlı dersen sen sansür var, sansür geliyor diyemezsin. Bugün TBMM devam ediyor. Dün 40 maddeden ikisi geçmiş. Bugün de devam ediyorlar. Gene tartışmalar, gene tartışmalar. Ama tartışmalar ne boyutta? Sanki şu an bunların kendisi bir emperyal odağın uşakları olarak ilaçla ilgili bir sıkıntı olur. Hemen ne derler? İlaç fabrikatörlerinin arkasına saklanıp efendim ilacı vatandaş alamıyor. Ya ilacı vatandaş alamıyor. 3 tane eczaneyi dolaştık. Bilmem kaç yüz tane ilaç bulunamıyor. Allah. Peki böyleyse
vatandaşa gittiğimiz zaman, eczanenin kapısına gittiğimiz zaman bir tartışma görmemiz gerekmiyor mu? Bir sıkıntı yaşıyor olmamız gerekmiyor mu? Yaşamıyor. Ondan sonra sorduğun zaman ne diyor? Efendim, İstanbul İlaç Eczaneler Odası Başkanı açıklama yapmıştı. 1000 ilaçtan 450-500'ü bulunamıyor diye sormuştuk. Sizler sordunuz. Nedir bu diye? Haber servisimiz. Nedir? Listesini yollarsanız yok. Biz de tek tek. Güzellik kreminden başlıyor. Şimdi evet, bazıları diyecek ki ya güzellik kremi ne olur yani, o da bir aslında ilaçtır diyecek. Peki ilaç olur. Falanca markanın ateş düşürücüsüne kadar. Ama filanca markanınki var mı denildiğinde ya o var ama vatandaş bunu istiyor belki. Onu istiyor evet. İlla yani o fabrikanın sözcülüğünü yapacaklar. İlla o satılsın diyerekten onun pazarlamasını yapacak. Gazeteci misin sen? Pazarlamacı mısın kardeşim? Sana ne? Veyahut da Eczaneler Odası. Ya Türkiye Sağlık Kuruluşu didiniyor. Bakın israf israf diyorlar ya. AK Parti'yi suçluyorlar ya. Sağlık Bakanlığı oturuyor. O ilaç fabrikatörleriyle, Amerika'nın, Almanya'nın fabrikatörleriyle oturuyor. Kıran kırana pazarlık yapıyor. Diyor ki ben Türkiye'de tek SGK olarak, Sağlık Bakanlığı da Çalışma Bakanlığı da oturuyor masaya. Biz en fazla harcamayı bizim elimizden yapıyorsunuz, bize satıyorsunuz. Dolayısıyla 10 liralık ilaç mı? Bunu 8 liraya vereceksiniz. Biz toptan ve size parasını hemen veriyoruz. Güvenceniz var, batma ihtimali yok eser. Kıran kırana pazarlık yapıyor. O pazarlık yapıldığı sırada hemen bir gün veya Cumhuriyet buralardan manşet atıyor. Eczanelerde 1000 ilaçtan 450 bulunamıyor. Niye? Bir an önce Sağlık Bakanlığı 10 lirayı kabul etsin. 8 liraya indirtmesin. Fabrikatörler de ya 8 liraya ya niye karımızdan fedakarlık edelim desinler. 10 lirayı dayasınlar diye maalesef o haberleri yapıyorlar. O haberleri yapanlar şimdi yalan haber yapılmasının önüne geçilmek için kanun teklifi verilince böyle kıyameti kopartıyorlar. Evet, şimdi bir başka mevzu daha vardı. Sosyal medyada bir atışma vardı. Arkadaşlara da attım onun küpürünü. Ekrem İmamoğlu. Evet. Diyor ki, nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vesaire. Bu imzayı atın Sayın Bakan diyor. Ataşehir Göztepe metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imza atmıyor. İstanbul'un kalbine kocaman finans merkezi yapılıyor ama metrosu yok. Zarar, ziyan, yazık, günah diyor. Nurettin Nebati, Hazine Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı da cevap veriyor. Diyor ki Sayın İmamoğlu, Ümraniye Ataşehir Göztepe metro hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere bakanlığımız tarafından imzalandı diyor. Bir hafta önce imzalanmış. Bir sonraki tweet'i verelim. Esenler Belediye Başkanı, AK Parti Büyükşehir Belediyesi Grubu Başkan Vekili Tevfik Göksu diyor ki günaydın Sayın Başkan. O da Ekrem İmamoğlu'nu etiketliyor. İstanbul'a o kadar ilgilisiniz ki şehrimizle alakalı alınan önemli kararların sonuçlarını bile Twitter'dan öğreniyorsunuz. Zaman hızla geçiyor. Artık laf değil, iş üretin diyor. Şimdi proje için finansman bulunmuş, verilen ödeneklerin hepsi harcanmış, yenilmiş. Proje için ek borçlanma talep edilmiş. Bu da Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara imzaya açılmış, bağlıymış. İmzaya gönderilmiş, onaylanmış. Onaylanan proje hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın haberi yok. Sosyal medyadan epistemolojik, bilmem ne lojik deyip laf çakmaya çalışıyor Maliye Bakanı'na. Maliye Bakanı da diyor ki ya biz onu imzaladık, gitti. Sizin haberiniz bile yok diyor. Şimdi burada yapılması gereken, ben şimdi siz bunu sunarken ya finans merkezini kurarken AK Parti iktidarı ona da bu kıyametleri kopardılar. Tabii, onlar kopartıyordu ama AK Parti iktidarı da Avrupa'nın göz bebeği olacak iddiasıyla bunu yapıyordu. Uzun bir sürede bazı aksaklıklar falan da yaşandı. Yeni yeni hayata geçiyor. Dolayısıyla şu kadar 1000 kişi çalışacak deniliyor.
Dolayısıyla bir metro hattının yapılması, oraya da yakın bir durağın olması gerçekten bir ihtiyaç. Sonuç itibariyle siz oraya Avrupa'nın göz bebeği derken eğer bir metro bile yoksa orada, insanlar karayoluyla gidecekse, yarın öbür gün otopark sorunu olacaksa tabii ki bu hoş bir şey olmazdı. Ama gelin görün ki zaten o talep, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebi onaylanmış. Ben burada şöyle eleştiririm İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni. Çünkü bir hafta önce imzalandıysa haberlerinin olmaması, buradayken olmaması normaldir. Ama öyle demeyin. Ta Ordu'dan İstanbul'daki bir hadiseyi duyuyor. Duyuyor. Ta Cenevre'den İstanbul'daki olaylara müdahale edebiliyorlar. Evet. Dolayısıyla o açıdan eleştirelim. Bir de şöyle yapalım. Bu tür işler sonuç itibariyle sen babanın dükkanına bir talepte bulunmuyorsun. İstanbul Büyükşehir'in bir talebi bu ve İstanbul halkı için ve Avrupa'nın göz bebeği olacak finans merkezi için bir talepte bulunuyorsun. İstanbul Büyükşehir'in 3 tane elemanını Maliye Bakanlığı'nın orada kamp kurdurursun. Dersin ki kardeş unutmayın bak sizin de ihtiyacınız var buna, orada finans merkezi kuruyorsunuz. Bunu sakın atlamayın, biz burada kamp kurduk. 3 kişi bekliyoruz, bu imzayı bekliyoruz dersiniz ve atıldığı an öğrenirsiniz. Ama ne yapmış beyefendi? Laf yetiştirecek. Efendim işte şu konuşmayı yaptı, bu konuşmayı yaptı diyecek. Ondan sonra da böyle Maliye Bakanı da açıklamayı yapınca, bir hafta önce biz zaten onu imzaladık deyince susun, bir de kalır. Bakın bir de aşağıda üstte dalga geçiyor. Nero ekonomi, heterodoks yaklaşım vesaire vesaire diyor. Nurettin Nebati'nin bir şeyi daha var, Sayın Bakan'ın açıklaması daha var peşinden. Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme süreci asla parti ayrımı gözetmeyiz. İşte. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir. Mevcut projelerin üstüne beton dökmez. Ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız diyor. Evet. Bilmeyen Anadolu'daki izleyicilerimiz belki merak ederler. Yerin ilçesini de söyleyelim. Ümraniye AK Parti'de şu an. Ama Ümraniye'den çok Ataşehir ve Göztepe bağlantısı burada önemli. Ataşehir CHP'de, Göztepe'de Kadıköy sınırları içerisinde, o da CHP'de. Dolayısıyla CHP'li ilçelerin bulunduğu bir yerdeki bir metro çalışmasıyla ilgili AK Parti siyasi iktidarı, Maliye Bakanlığı talep ettiğiniz krediye biz kefil oluyoruz merkezi idare olarak diyor. Dolayısıyla siyasi bakış açımızın olmadığını gösteriyoruz diye de deklare etmiş oluyor. Şimdi sansür yasası dediniz ya, sansür yasası diyorlar dediniz ya. Bakın Cumhuriyet'in birinci sayfası. Bakan Bey ne diyor? Proje bir hafta onaylandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Öksu ne diyor? Senin haberin bile yok kardeşim diyor. Tabii işte Twitter'dan yürüyorsun sen sadece diyor. Haberin bile yok İstanbul'dan diyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin de haberi yok. O da diyor ki İmamoğlu krediyi imzalayın. Nöro ekonomi sözleri üzerinden metro tepkisi. Evet. Cumhuriyet de aynı şeyi devam ettirmiş bugün. CHP Genel Başkanı bir gün öncesinden AK Parti hangi adımı atacaksa hemen onu yakalıyor ama alıp derin adamlardan bilgileri alıp ifşa ederek kendisi ön alıyor. Ben açıkladım, Kredi Yurtlar Kurumu şöyle yaptı diyor. Ben açıkladım, elektrikte şu adım atıldı diyor. Ben açıkladım, şu oldu diyor. Ama bir hafta önce imzalanan bir krediye kefil olma. Onu da söyleyelim. Yani nedir bu olay diye. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir projeyi hayata geçirmek için Ankara'dan izin alma diye bir şeyi zorunluluğu yok. Kredi kendi imkanlarıyla yapamıyor. Evet, AK Partili belediyeler de yapamıyor. Ama sonuç itibariyle Ekrem İmamoğlu seçilirken dedi ki biz sadece israfı önleyerek bütün ihtiyaçlarımızı karşılarız. Ankara'ya da ihtiyacımız yok dedi. Ama şimdi o krediye kefil olmasını istiyor. Ankara da kefil oluyor. Diyor ki gerçekten burada bir halkın yararına bir ihtiyaç var. Ama onlar gene ne diyorlar? İşte henüz daha imzalanmadı diyerekten. Halbuki daha önceden haberleri olması gerekirdi. Bir hafta önce imzalandıysa
hemen anında haberleri olup tamam hemen kolları da sıvamaları gerekirdi. Evet, Cumhuriyet'te bir haber. İlçe müftülükleri AKP etkinliği için namazlara muafiyet getirdi. İbadete Erdoğan arası. Diyanet Erdoğan'ın katılacağı program için personelini seferber etti. Ankara'daki bazı ilçe müftülükleri her din görevlisinin en az 4-5 kişiyi de alarak 2 saat önceden program salonunda hazır olmasını istedi. Programa katılan imamların akşam ve yatsı namazlarından muaf tutulduğu belirtildi. Bu sayede de Cumhuriyet Gazetesi ve çalışanları akşam ve yatsı namazını cemaatle camide kılamadı mı gibi olacak? Üst başlığı okumadın. Üst başlık. İlçe müftülükleri AKP etkinliği için namazlara muafiyet getirdi diyor. AKP. Yalan haber niye gerekli? Yalan habere ceza niçin gerekli? İşte bunun için gerekli. Ne diyor? İlçe müftülükleri AKP etkinliği için. Ben ilk okuduğumda vay canına ya dedim. Vay canına ya. AKP etkinliği için ilçe müftülüğü nerede acaba hayata? Nerede bir baskıya, nerede bir çağrıya konu olmuş? İbadete Erdoğan arasıyla devam etti. Sonra Diyanet Erdoğan'ın katılacağı programa döndü. Şimdi AKP etkinliğiyle başladık. Neyle devam ettik? Erdoğan'ın katılacağı. E siz buyurun oradan okuyun etkinliğin ne olduğunu. Orada yok. İç sayfasında var. Onu okuyun. Ben buraya not aldım ama aldığım not belki kelime eksikliği olabilir. Diyor ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Diyanet tarafından önceki akşam yapılan programa Diyanet bir program gerçekleştirmiş. O programın adı da var. Mevlid-i Nebi Haftası diye başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki önceki akşam düzenlenen Mevlid-i Nebevi Haftası açılış programı ve uluslararası hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması ödül töreni. Buna imamlar zaten katılmamalıydı. İlçe müftülükleri AKP etkinliği için namazlara muafiyet getirdi diye başlıyorsunuz. İşte yalan haberin daniskası. Yalan haberin daniskası. Muhabiri çağıracak hakim. Diyecek ki eğer o attıysa benim tahminim Sefa Uyar burada konu mankeni. O haberi hazırladı. İşte şu üniversitede düzenlenen, Diyanet'in düzenlediği dedi. Cumhuriyet'in merkezindeki o çakallar hemen aldılar Sefa Uyar'ın haberini. Dediler ki bunu nasıl verelim? Şöyle verelim. İlçe müftülükleri AKP etkinliği için namazlara muafiyet getirdi. Üst başlığı yazdı. Cumhuriyet'in merkezindeki o editör. Editör sıfatlı. Siz doldurun altını. Muhterem. Muhterem. İbadete Erdoğan arası dedi. Hacı Bayram veya hangi üniversite ise orada o imamlar cemaatle gene namazlarını kıldılar. Eğer akşam namazı vaktinde başladıysa, eğer yatsı namazı vaktinde başladıysa zaten yatsı namazını hatırlatalım. Onlar da öğrensinler. Sabah namazı vaktine kadar kılınabilir yatsı. Dolayısıyla herhangi bir şekilde illa işte 8 gibi okunuyorsa yatsı ezanı, 7.30 gibi okunuyorsa illa 7.30'da hemen kılma. Daha faziletli ama sabah namazı vaktine kadar ta 4.30'lara kadar kılabilirsiniz. Dolayısıyla arası diye bir şey yok. İbadete Erdoğan arası falan değil. Erdoğan da gelecek olsa, kim gelecek olursa olsun bir vakit namazınızı kaçırmayacaksınız. Bu kadar net söyleyelim. Cumhuriyetçiler de öğrensinler ama önemli olan şu, AKP etkinliği için diyorsun ama sonuçta Diyanet Erdoğan'ın katılacağı program için diyorsun. Ben isterdim ki CHP Genel Başkanı da ya Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması düzenlenmiş, buna ben de katılmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı bana eğer davetiye gönderdiğinizde ulaşmadıysa ben de geleceğim, protokolünüzü ona göre uyarlar mısınız deyip gitsin. Ha, alınmıyorsa o zaman bu haberi o şekilde yapsın. Erdoğan'ın katılacağı. Herkes katılabilir. CHP Genel Hayır, Başkanı bu haberdeki da katılabilir. Algı şu. AK Parti bir miting düzenlemiş. Gibi. Mitinge de demişler ki burayı imamları da çağırın. Kalabalık görünsün. Görünsün. Ya peki bu vakit namazları ne olacak? Ya boş verin canım, AK Parti mitinginden daha mı önemli? Gibi bir algı oluşturdu. Algı oluşturmuş. Şimdi vicdan sahibi insanlara ben buradan çağrıda bulunuyorum.
Bu haber yalan haber mi değil mi kardeşim? Yalan haber mi değil mi? Yani AKP etkinliği için dediğin bir noktada eğer o etkinlik Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasının ödül töreni ise Mescid-i Nebevi veya Mescid-i veyahut da Nebi haftası diyerekten, Mevlid-i Nebi haftası diyerekten başlayan bir başlık altındaki yarın da Mevlid kandilimiz. Bu vesileyle onu da tebrik ederim. Gerçi yarın da programımız var ama bu vesileyle haftanın açılışı diyerekten Diyanet İşleri Başkanlığı bir etkinlik düzenliyor. Evet. Siz bunu AKP'nin etkinliği diye pazarlıyorlar işte maalesef. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah.